Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde buyurmuşlardır ki her gün olmak üzere güneş doğarken iki yanında iki tarafında iki melek insanlara nida ederek şöyle derler. Meleklerin bu seslenişini yeryüzünde yaşayan bütün canlılar işitir. Yalnızca cinlerle insanlar işitmez, melekler insanlara, ''Ey insanlar, yüce Rabbinize koşun, Rabbinizin ibadetlerine koşun, size huzur veren Rabbinizin zikrine koşun, kalbinizi dünyaya ve dünya sevgisine kaptırmayın ve şu gerçeği iyi bilesiniz ki, yüce Rabbinizi unutturmayan az mal, kifayetli rızık, size Rabbinizin ibadetlerinden alıkoyan çok maldan hayırlı ve daha iyidir. Taberani'nin Ebu Umame radıyallahu anh'ın rivayetinde hadisin şu ilavesi vardır. Hayır ile şerrin iki ayrı yol olduğu ve insanların kendilerini şer yoluna kaptırdıkları buyurulmuştur. Taberani'nin rivayetinde hadis-i şerifin tam metni mealen şöyledir. Ey insanlar! Yüce Rabbinizin taat ve ibadetine koşunuz. Rabbinizin ibadetlerine yapışarak kalbinizi dünya ve dünya sevgisine kaptırmayın. Çünkü size huzur veren yeterli az mal, sizi ibadetlerden alıkoyan çok maldan hayırlı ve sizin için daha iyidir. Ey insanlar! Hayır ile şer iki yoldur. Hayır ayrı bir yol, şer de ayrı bir yoldur. Fakat sizler kendinizi şer yoluna daha çok kaptırırsınız. Yani kötü yollara, şer yollarına gitmeyi, iyi yollara, hayır yollarına gitmekten daha çok seversiniz. Çünkü nefsiniz ile şeytan sizi bu şer yoluna çağırmaktadır. Siz de onlara uyup kötü yollara gitmeyi ve kendinizi dünyaya ve dünya sevgisine kaptırma yolunda adeta yarış yapmaktasınız demek olur. Ey kardeşim! Bu fani dünyada yetecek kadar bir rızka nail olup da haline şükür ve Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ömrünü geçiren kişi ve kişiler ahiret hayatında cennet nimetleri içinde mutluluklarının en duruk noktasına ermeye hak kazanacaklardır. Enes bin Malik radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kıyamet gününde Allah'ın müminlere vaat ettiği cennet ve nimetlerini kendi gözleriyle görünce zengin fakir herkes keşke dünyada geçinebileceğimiz kadarcık dünyalığımız olsaydı derler diyeceklerdir. Yani kıyamet gününde her şeyin apaçık ortaya çıktığı, bütün değerlerin iyilik getirdiğinin görüldüğü, o kıyamet gününde her zengin ve her fakir hasret duyacak, keşke diyecek. Dünyada rızkımız geçinecek kadarcık verilmiş olsaydı diyeceklerdir. İşte bu hasret ve temenniyi zengin fakir her kişi söyleyecektir. Çünkü kıyamet gününde her şey bütün açıklığıyla gözler önüne serilecektir. Bütün insanlar kendileri için yarar sağlayan kıymet ve değerleri görmüş ve anlamış olacaklardır. Bu kıymet ve değerlerden biri de bu dünyada yetecek kadarcık rızıkla geçinmenin sağlayacağı hayır ve iyiliklerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi ailesi için dua ettiklerinde ''Ya Rabbi, ailemin, ev halkımın geçimini yetecek kadarcık ver.'' diyordu. Dünya malının fazlasına ve zenginlik için dua etmiyorlardı. Düşünen kimseler için bunda bir ibret dersi olmalıydı. Düşünebilen kimseler bu incelikten ders almalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre
Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi ailesinin, âle Muhammed'in geçimi için şöyle dua ederdi. Allah'ım, Muhammed'in ailesinin rızkını yetecek kadar kıl. Ey ahiret mutluluğu isteyen! Sevgili Peygamberimizin emir ve tavsiyelerindeki hikmet ve incelikleri düşün ve kendin için dengeli bir hayat tarzı seç. Okuduğun öğüt ve nasihatleri, uyarı ve tavsiyeleri yerli yerince değerlendirmeye gayret et. 18 bin alemin kendi yüzü suyu hürmetine, onun hürmetine yaratıldığı halde bu fani dünyada sadece yetecek kadar bir rızık isteyen bir peygamber aleyhisselamın elbette Allah tarafından bildirilen nihayetsiz bilgileri bulunmaktaydı. Kurtubi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, Muhammed'in ailesinin, ev halkının rızkını yetecek kadarcık ver duasının açıklamasında, yani duanın izahında Kurtubi, Allah'ım, onlara, Muhammed âline öyle bir rızık ver ki bu rızık onları halkın eline bakma zilletine zorlamasın ve bolluk ile refaha, genişliğe yol açacak derecede fazla da olmasın. Böyle bir geçim sahibi, rızık sahibi ne fakir ne de zengin sayılır demiştir. Demek oluyor ki bir kişinin kendi ailesine yetecek kadarcık geçimi bulunursa o kişi fakir sayılmaz ama zengin de sayılmaz. Bu orta yol ahiret yolculuğuna değer veren, cennete girmeye namzet olan kişiler için en ideal bir yol olduğu işaret edilmektedir. İbn-i Mace'nin Ubeydullah İbn-i Misan el-Ensari'den rivayetine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey müminler! Sizden her kim vücutça sağlıklı, kalben emniyette, gönül huzuru içinde sabahlayıp güne ulaşıp da yanında gününün yetecek kadarcık geçimi, rızkı da bulunursa o kimseye sanki bütün dünya verilmiş gibidir. Ey kardeşim! Beden sağlığı büyük bir nimettir. Bütün kötülerden ve kötülüklerden korumak ve güvenlik içinde yaşamak, gönül huzuru içinde bulunmak da büyük bir nimettir. Bütün bunların yanında kendisi ve ev halkına yetecek kadar günlük bir nafakaya sahip olmak ise en büyük nimetlerden biridir. İşte bu üç nimete sahip olan bütün dünyaya sahip gibidir. Akıllı kimseler bunu böyle bilir, böyle görür ve görmelidir. Haline şükretmeli ve ahiret nimetlerini düşünmeli. Ahiret mutluluğuna kavuşabilmek, ümit ve niyetiyle, var gücüyle çalışmalıdır.